Güray Halat, Mehmet Altun. İkisi de 24 yaşındaydı. İkisi de gencecik iki insandı. İki arkadaş o göçüğün altında hayatını kaybetti. İki gencin hayatı toprağın altında son buldu. Bu olay İstanbul'da ilk değildi. Yanımızda Profesör Doktor Şükrü Ersoy var. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz hocam yanımıza. Hoş bulduk. Hocam ne oluyor İstanbul'un yollarına? Şehir afetleri oluyor biliyorsunuz. Temmuz ayından beri bu 5. olay. Derin kazılarda çok ciddi zafiyetlerin olduğunu gösteriyor. Ya kazılardaki teknik mühendislik işleri iyi değil ya da denetimler, kontroller iyi olmayabilir. Tabii bu dünyanın her yerinde meydana gelebilir ama bu kadar sık olunca tabii üstelik de can kaybı oldu. Siz anons ettiniz. O çok vahim bir durum. Şimdi burada... Ki olay şöyle, büyük bir kazı var biliyorsunuz ve kazının etrafında kazıklar var, beton kazıklar var. Bu beton kazıklar göçmeyi önlüyor. Ama kazıkların hemen dışında bugün çökme meydana geldi, yolun altında. Anlıyoruz ki yolun altında zaman içerisinde, daha öncesinde su toprağı yavaş yavaş boşaltmış, orada bir oyuk meydana gelmiş. Ve belki buradaki patlatmalardan patlatma diyorlar çünkü son tetiği çeken bir olayın olması gerekir. Şimdi hocam bu çöken yolun olduğu hemen noktanın dibinde yanında bir metro çalışması var. Metro inşaatı var. Dudullu Bostancı metro hattı şantiyesi var. Şimdi evlerin de hemen yakınında, çok yakınında. Şimdi biz bu mahalle sakinleriyle konuştuk, buradaki mahalle sakinleriyle. Dediler ki biz son 2 aydır sürekli patlama sesi duyuyoruz bu metro çalışmasından. Dinamitler patlatılıyor, yer sallanıyor, zangır zangır evlerimizde bir titreme oluyor dediler. Doğru bir şey mi hocam? Bu metro şantiyesinin bu kadar evlerin dibinde olması doğru bir şey midir? Yani İstanbul'da bu inşaatlardan dolayı mı bu yollar çöküyor? Şöyle ki her şeyin tekniği var tabii. Yani yerleşimin altından metroların geçmesi normal ama bu kazıları güvenli yapmak gerekiyor elbette. Çünkü bu tür sarsıntılar depremde de olabilir. Çünkü Marmara'da biliyorsunuz büyük bir deprem bekliyoruz. Eğer güvenli bir kazı tekniği uygulamazsak göçmeler, çökmeler olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. O açıdan yani bu şehrin içerisinde olabilir ama zafiyet var mı? Bunlar tabii soruşturulacak. İlgililer bu soruşturmaları kamuoyuyla mutlaka paylaşacaklar. Biz de tabii içeriye girmek mümkün değil. Gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. İşte bu beton kazıkların altındaki şatgret denilen bir beton kısım var. Orası patlamış ve oradan bir çamur çıkışını görüyoruz. Bu da suyun ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Aslında su dememin kanıtı bu. Oradaki çamur akmaları bariz bir şekilde görüyor. Ama son tetiği ne çekti? Bu çökme niye gelişti? Onlar işte iyi incelemelerden sonra, teknik incelemelerden sonra ortaya yapılabilecek bir durum. Bir yandan soruşturma da başlatıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İhmal var mı? Bunlar araştırılacaktır. Ama bu ilk değil dedik hocam. Yani son Temmuz'dan bu yana bu 5. oldu belki. Belki bilmediğimiz, duymadığımız daha başka yerlerde de olaylar, göçükler var. Ama belki tedbir alınsa değil mi? Yani bu kadar bu derin kazılar yapılırken bunlar bu yolun çökeceği göz önünde bulundurulsaydı belki de o iki gencecik insan hayatını kaybetmiş. Gayet tabii insanın hayatı parayla biçilemez. Yani iki insan kolay dünyaya gelmiyor. Onların umutları vardı. Umutları sönüyor. Çevresindeki insanlar etkileniyor. Bu kolay bir şey değil. Özellikle bu kazı ve inşaat işlerinde insanların ölmelerini önlemek için ciddi önlemlerin alınması gerekir tabii. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize katıldığınız için. Evet, iki gencecik insan bu yolun üstündeki güvenlik kulübesinde bekliyordu gece 1.30'da. Ekmek paralarını kazanmak için gece mesaisindeydi iki arkadaş. Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlardı. İşte o metro çalışmasının, metro inşaatının tam yanındaki o yolun üzerinde bekliyorlardı kulübenin içinde. Güvenlik görevlisi oldukları için. İşte o 10 metre derinliğindeki yol çökünce o iki insan da o göçüğün altında kaldı. Evet, ihmal var mı yok mu bu araştırılacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Biz de takibinde olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.